Kafamda birçok soru var. Mesela matematik ne işe yarar? Siz de merak ediyorsanız eğer, Pırıl benim adım, kolayı var. Pırıl 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 pırıl'a öğrenmek kolay olur. Pırıl 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 pırıl'a dersler eğlenceli olur. Örüntüler. Bir kuralı vardır bunun. Cesur demek bizim için yemek demektir. Çünkü cesur her durumda acıkır. Sevinince. Korkunca üzülünce sadece kendisi de yemez. Her gördüğü canlıya yedirmeye çalışır. La 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 la. Ama o gün papağanına yedirmenin de örüntüler gibi bir kuralının olduğunu öğrendi Cesur. Kahvaltının en güzel yanı bu. Ailenle birlikte yeni bir güne başlamak. Mutlu, mutlu, çok mutlu olmak. Uzay, hadi bırak robotunu ve kahvaltını yap oğlum. Anne, robotlar aç kalırsa dünyayı kurtaramazlar. Çocuklar kahvaltılarını yapmazlarsa onları da annelerinin elinden kimse kurtaramaz küçük bey. Anne. Ali amca, papi iki gündür hiç iyi değil. Hiç konuşmuyor, yemiyor da. Ben ne yapacağım şimdi? Ağlama Cesur, gel otur şöyle bakalım. Papi çok hasta. Hiçbir şey yemiyor. Sakin ol Cesur, bir şey yoktur. Korkma Cesur abi, babam bir çaresini bulur. Ama hiç yemiyor. Bakalım papinin nesi varmış. Oo, karnının altındaki damarlara bak, yeşil olmuş. Burada da kızarıklık başlamış. Çok mu hasta yani? Ben papiyi kliniğe götüreyim, siz de okula gidin çocuklar. Dönüşte gelir alırsınız. Bu sırada ben de yapılması gerekenleri yaparım. Anlaştık mı? Papi! Korkma Cesur, babam onu tedavi eder. İlaçlar ve iğneler işe yarıyor. İyiydin mi? Ay, yok yok, iğne yok. Hadi biz okula gidelim. Papi güçlüdür. Tıpkı sahibi gibi. Şimdi herkes işine. Hadi bakalım çocuklar. Tamam babacığım. Hadi işe gidelim. Yani okula gidelim. Hadi Cesur. Üzülünce çok acıkıyorum. Niye şaşırmadım acaba? Ne hissetsen sinyaller midene gidiyor.
Acele et Cesur, yoksa bu sefer senin yüzünden geç kalacağız. Görüşürüz anne. İyi dersler yavrum. Üzülme Cesurcuğum. Her şey yoluna girecek. Umarım öyle olur. Senin yüzünden geç kaldık Cesur. Benim yüzümden değil. Ne yapayım? Üzgünüm işte. Tamam tamam. Hadi koşalım. Ha? Aa. Bizimkiler bahçede, baksana. Yine ilginç şeyler olacak galiba. Bence de. Öğretmenim, geç kaldığımız için özür dileriz. Gel Pırılcığım. Bugün dersi bahçede yapacağız. Mis gibi hava. Bahçede yapılan dersleri çok seviyorum. Dersimiz ne? Bu boyalar da ne? Ders içinmiş. Ben boyaları çok severim. Resim dersleri harikadır. Yalnız Pırıl, bu resim değil. Matematik dersi. Ne dedin? Matematik mi? Evet, biz de şaşırdık. Öğretmen tahtaya örüntüler yazdı ve bizi bahçeye çıkardı. Yine İpek öğretmen, yine sürpriz desenize. Çocuklar, çitleri görüyorsunuz. Elimizde 3 renk boya var. Pembe, beyaz ve mavi. Bu boyalarla çitleri boyayacağız ama bir kurala göre. Nasıl yani? Boyanın da mı kuralı var öğretmenim? Evet tatlım. Örüntü demek, kural demektir. Öğretmen tahtaya örüntüler yazdığında örgü gibi bir şey sanmıştım. Meğerse bir kuralmış. Neyse ki örgü değilmiş. Karma karışık olacaktık. Kural şu çocuklar. Çitler pembe, beyaz, mavi kuralına göre boyanacak. Ha? Ben anladım. Hadi herkes bir renk seçsin. Benimki belli, pembe. Benimki de mavi. Ben de maviyi seçtim. Ben de pembe aldım. İkimize de beyaz kaldı Pırıl. Beyaz en sevdiğim zaten. Arkadaşlar, ben anladım örüntünün kuralını. Herkes kural sırasına göre dizilirse çitleri kuralına göre boyamış oluruz. Nasıl yani? Kural pembe, beyaz, mavi değil mi? Evet. Sen gel şöyle Nazlı. Geldim. Sen de Nazlı'nın yanına Deha. Buraya mı? Evet evet. Sen de şöyle geldin mi tamamdır işte. Ben bir şey anlamadım. Ne yapıyorsun Pırıl? İşte pembe, beyaz, mavi. Ada sen de böyle. Ben de buraya. Ha, Cesur sen de yanıma. Aa, harika fikir Pırıl. Pembe, beyaz, mavi. Pembe, beyaz, mavi olduk. O zaman geri dön. İstikamet çitler. Pembe, beyaz, mavi. Pembe, beyaz, mavi. Pembe, beyaz, mavi. Pembe, beyaz, mavi. Bir kuralı vardır bunun. Pembe, beyaz, mavi. Bir kuralı vardır bunun. Pembe, beyaz, mavi. Bir kuralı vardır bunun. Pembe, beyaz, mavi. Bravo! Aferin benim çocuklarıma. Size bir örüntü kuralı verdim ve siz çitleri bu kurala göre boyamayı başardınız. Çok eğlenceliymiş bu örüntü öğretmenim. Hem de çok renkli. Keşke tüm kurallar böyle güzel olsa. Kuralların çoğu hayatı güzelleştirmek ve düzenlemek için vardır Efe'cim. Örüntünün kuralları nasıl bu çitleri güzelleştirdiyse, toplum kuralları da beraber yaşamayı güzelleştirir. Futbolun kuralları yok mu Efe? Bir düşün bakalım. Aa, haklısınız öğretmenim. Hem de bir sürü kural var. Kurallara uymazsanız sarı kartı görürsünüz. Peki trafik kuralları trafiği düzene sokmaz mı?
Haklısınız öğretmenim. Bizim orada bir gün trafik ışıkları bozulmuştu. Ve tüm arabalar birbirine girmişti. Şimdi hatırladım. Evet çocuklar. Sizin boyama kuralınız da çitleri güzelleştirdi. Çitler çok güzel oldu. Hepinizin ellerine sağlık çocuklar. Ne? Ellerine sağlık mı dedi öğretmen? Ay birden çok acıktım. Nasıl yani? Annemin güzel yemeklerini yedikten sonra ellerine sağlık diyoruz ya, o geldi aklıma. İlahi cesur, midenle çok yaşa sen. Neyin var cesur? Neden sustun? Papi çok hasta. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. Nesi var? Bilmiyorum. Her gün güzel güzel yiyen papağanım birden hiçbir şey yemez oldu. İki gündür hiç konuşmuyor. Ali amcaya götürseydin keşke. Sabah papiyi babama getirdi zaten. Ali amca papi güçlüdür, iyileşir dedi. İnşallah dediği gibi oldu. Korkma cesur, Ali amca onu iyileştirir. O hepimizin hayvanlarını tedavi eder. Sen de papinle uzun uzun yaşarsın cesur. Bir papağan 70 yıla kadar yaşayabilirmiş, bunu biliyor muydun? Umarım iyileşir ve yaşlanana kadar beraber yaşarız. Çıkışta gelin dedi Ali amca. Okul çıkışı hemen kliniğe gideceğim. Canım papi, umarım iyileşmiştir. Hadi kliniğe gidip güçlü papine bakalım. Hadi. Baba biz geldik. Hoş geldiniz çocuklar. Ali amca, papi iyileşti mi? Nesi varmış? Cesurcuğum, sen papiyi biraz fazla yedirmişsin. Zavallıcık da dayanamamış ve karnı şişmiş. İyi de o kadavcık yemle doymaz diye düşündüm. Yediğim şeylerden ona da verdim. Senin yediklerin de normal bir insan bile patlar Cesur. Zavallı papiyi düşünemiyorum. Ne verdin mesela Cesurcuğum? Patates kızartması, köfte, azıcık dolma gibi lezzetli şeyler. Köfte mi? Dolma mı? Evet Cesur. Bazen papağanlar da bizim yediğimiz şeylerden yerler. Ama az az. Patates kızartması ya da köfte değil mesela. Üstelik de bizim kadar değil. Köfteyi çok seviyordu ama. Küçücük papağana bunları yedirdiğine inanamıyorum Cesur. Haklısın, biraz abartmış olabilir. Ona her gün bir dilim mandalina, küçücük bir dilim elma ve bir fıstık verebilirsin mesela. Bu kadarcık mı? Evet, o kadarcık. Demek ki senin papağanının da bir kuralı var Cesur. Nasıl yani? Mandalina, elma, fıstık. Bir kuralı vardır bunun. Mandalina, elma, fıstık. Bir kuralı vardır bunun. Hayvanları beslemenin de bir matematiği var demek. Ah matematik, ah. Mandalina, elma, fıstık. Mandalina, elma, fıstık.